Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi geceler diliyorum ve iyi hafta sonları diliyorum herkese. Sevgili dostlar, maalesef son 2 gündür, Perşembe günü akşamdan itibaren iş seyahatinde olmam gereği maalesef yorum ve analiz aktarma şansım olamadı. Malum piyasalar çok hareketli olunca, belirsizlikler had safhada olunca bizlerin de iş yükü ve seyahat yükü oldukça artıyor. Sevgili dostlar, hepiniz yakinen basından, haberlerden takip ettiğiniz üzere çok enteresan bir seçim sonrası süreci yaşıyoruz. Yaşamış olduğumuz bu süreç öyle bir süreç ki belki de dünya tarihinde veya Türkiye seçim tarihinde pek de benzerine veyahut da eşine rastlamadığımız bir tablo ile karşı karşıya bulunmaktayız. 3 saat içerisinde 52 milyon oyun sayılabildiği bir Türkiye ortamında, bir teknoloji ülkesinde maalesef ki çok daha az sayıda olan, itiraz konusu olan oylar haftanın sonuna yaklaştığımız halde ve hafta sonuna girdiğimiz halde bir türlü sayılamadı, sonuçlanamadı. İlçe seçim kurullarına yapılan itirazlar, ardından il seçim kuruluna yapılan itirazlar, yapılan itirazların reddi veya kabulü, YSK'ya yapılan itirazlar vesaire şeklinde çok önemli bir mücadelenin yaşandığına tanık olmaktayız. Ben arkadaşlar siyasi konulara girmek istemiyorum. Benim görüşümü zaten biliyorsunuz. Bu konuda herhangi bir şey ifade etmeme gerek bulunmamakta. Ancak ben meselenin sadece ve sadece bu durumun bizim için çok önemli bir ayıp haline geldiği kanaatindeyim. Bu ayıplık ifadesindeki düşüncem ise tamamıyla şundan kaynaklanıyor. Dediğim gibi 52 milyon oyun 3 saat içerisinde sayıldığı bir ortamda şu an itibariyle biz bir hafta geçmesine rağmen hala itiraz konusu olan geçerli oy, geçersiz oy meselesine bir türlü sayıp da net bir sonuç açıklayamadık. Dünya bizi takip ediyor. Dünya bu seçimler sonrasındaki gerek gözlemcileri aracılığıyla, gerekse de kendi basın organları aracılığıyla ve tabii ki diplomasideki bir takım gelişmeler adına bu seçimlerden çıkacak olan sonucun veya şu an mevcut olan tablonun ne şekilde bir karara bağlanacağı konusunu yakından takip ediyor. Arkadaşlar, bu analizde genel olarak dolar TL'nin şu an içinde bulunduğu tabloyu izah ederken aynı zamanda da şu soruya cevap aramaya çalışacağız. Seçimler iptal olursa, yani şaibeli olduğu iddia edilen, örneğin işte şu anda gündemde olan İstanbul meselesi, İstanbul'daki seçimlerin tamamen iptal edilmesi gibi bir olasılık dahi gündeme gelmiş durumda. Veya ilçelere yapılan itirazlar sonrasında şu an arada bulunan Sayın İmamoğlu ile Sayın Binali Yıldırım arasındaki oy farkının herhangi birisinin lehine veya aleyhine değişmesi durumunda. Örneğin Binali Yıldırım'ın değişimi lehine bir değişim ve İmamoğlu'nun aleyhine bir değişim söz konusu olacak olursa doğal olarak İstanbul Belediye Başkanı'nın da adı, sanık kimliği belli olmuş olacak. İşte bu durumda dolar TL'de nasıl bir tablo söz konusu olur? Buna nasıl bir reaksiyon verilir? Bu husus üzerinde biraz kafa yormaya çalışacağız. Arkadaşlar, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki bir kere daha şu durumun altını çizmek gerekiyor. Yabancı basın, yabancı ülkeler bu seçimle ilgili olarak ortaya çıkacak olan sonucu yakından takip ediyorlar. Niçin? Türkiye'de bir hukuk güvenliği var mıdır? Bir seçim güvenliği var mıdır? Veya kamunun iradesi, halkın iradesi ne ölçüde tezahür edebiliyor? Bu konuyu bir kere daha irdelemeye çalışacaklar. Elbette ki onların Türkiye'deki hukuk düzeni hakkında bir düşünceleri, bir kafa yapıları mevcut. Ama umutları şudur ki Türkiye'de bir şeyler düzeliyor mu? Hani bizim AB'ye üye olma aşamasında atmaya çalıştığımız adımlar, yapmaya çalıştığımız müzakereler ve bu müzakerelere bağlı olarak bir takım yanıtlar, şunlar bunlar vesaireler gerçekleşiyor ya, işte bütün bunların temelinde hukuk düzenimizle alakalı olan bir takım temel kavramlar ciddiyetle gözleniyor, izleniyor ve denetleniyor arkadaşlar. Ve yabancı Türkiye'ye yatırım yapacağı zaman, daha doğrusu hangi ülkeye olursa olsun yatırım yapacağı zaman o ülkedeki hukuk düzenine, şeffaflığa, kanunların ve adaletin ne ölçüde geçerli olabildiğini mutlak surette izlemek ve görmek istiyor. Zira hukuk düzenine güvenmediği bir ülkeye yatırım yapmak istemez. Yarın bir gün herhangi bir sorun ve problemle karşılaştığı anda
İşte o durumda bu hukuk bana da lazım olacaktır veya ben de bu hukuk düzeninin bir kararına lehimde veya aleyhimde maruz kalabilirim gibi bir takım endişeler ile hareket edecektir. Bu açıdan arkadaşlar baktığımız zaman konuya hukuk gerçekten çok önemli bir kavram halinde. Şu ayrıntılara girmiyorum. Türkiye'de bugüne kadar hangi hukuksuzluklar yapıldı, hangi kanunsuzluklar yaşandı, Türkiye'de gerçek anlamda bir adalet var mıdır, hukuk var mıdır, hukuk düzeni öyle işliyor, böyle işliyor. Hiç bu konulara girmeyeceğim. Herkesin bu konuda iyi, kötü, belli bir fikri veya yaşamış olduğu veya tanık olduğu bir takım gerçekler var. Şimdi arkadaşlar mevzu şu. Şayet bu seçimler iptal edilir ise, yani ister ilçe bazında, ister yeniden bir seçim yapılması, İstanbul özelinde konuşuyorum tabii ki, bir seçim yapılması, ister oyların tamamının tekrardan sayılması gibi bir sonuç oluşacak olur ise, böyle bir durumda kafalarda çok ciddi soru işaretleri oluşacaktır. Yani bir tarafta hakikaten geçersiz oylar veyahut da yeniden sayım sonrasında bu yeniden sayımın ardından çıkacak olan sonuca ne kadar güvenilebilir şeklinde bir şaibe gündeme gelecektir. Bir diğer yandan da acaba yani şu ana kadarki yapılan işlemler, şunlar bunlar vesairelerde herhangi bir hata veya sonucu değiştirebilecek kadar ciddi bir hata var mıydı? Veya şu an ortaya çıkan ve YSK'nın açıklamış olduğu Sayın İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandığı şeklindeki sonucu değiştirebilecek kadar bir durum var mıydı? İşte sevgili dostlar, bütün bu soruların hepsine net ve de şeffaf yanıtların verilebileceği bir kararın gerçekleşebilme ihtimali ne kadar vardır? Emin olunuz ki ben şüpheliyim. Yani sonuç olarak Sayın İmamoğlu'nun lehine de bir sonuç çıksa, sonuç olarak Sayın Binali Yıldırım'ın lehine de bir sonuç çıksa, inanınız ki bu şaibe bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ama benim şahsi düşünce ve kanaatim şudur ki, şayet bu seçimlerin iptali veya YSK tarafından verilecek olan bir karara bağlı olarak şu ana kadar oluşan tablonun tamamen değişebileceği ve seçimin galibi olan ismin Sayın Binali Yıldırım olduğu şeklinde bir kararın verilmiş olması durumunda yabancı bundan pek hoşnut kalmayacak. Yani yabancı özellikle bu karar sürecinin uzamasından zaten rahatsız. Niçin diyor bu kadar oy bu kadar kısa süre içerisinde sayılabilmiş iken bu mevzu bir şekilde lehte veya aleyhte neden bu kadar zamandır sonuçlandırılamadı? Onların işkillendikleri, rahatsız oldukları ve süreç uzadıkça da gelecek olan karar ne olursa olsun mutsuz oldukları, güven duyamadıkları mevzu işte bu noktada. Bu açıdan arkadaşlar şayet bu seçim sonuçları ardından Sayın Binali Yıldırım'ın kazandığına dair bir sonuç ortaya çıkarsa bile bu durum yine bir şaibe konusu haline gelecek ve yabancının bir şekilde güvensizliğinin bir nebze daha artması gibi bir sonuç ortaya çıkacak. İşte bu tablo dahilinde dolar TL zaten oldukça hareketli bir süreç yaşıyor. Oldukça hareketli ve dalgalı günler yaşamakta ve hatta gün içerisinde siyasilerin yaptıkları açıklamalara bağlı olarak bile belli seviyelerde bir dalgalanma yaşamakta. Bu durum işte içinde bulunduğumuz bu dalgalanma süreci haber trafiğiyle bile böyle oluyorsa bu konuda net ve kesin sonucun açıklanması durumunda dalga boyları veya da hareketliliğin biraz daha artmış olabileceği düşünülebilir. Bir diğer yandan elbette ki dolar TL'nin kaderini veyahut da şu an içinde bulunduğu tabloyu etkileyen tek koşul seçim mevzusu değil. Belki en önemli konu bu gibi görünüyor ama bir diğer mevzu da malumunuz S-400'ler konusu. Amerika ile Türkiye arasındaki çok affedersiniz Amerika ile Türkiye arasında bir türlü bu konuyla ilgili olarak bir çözümün üretilememiş olması. Her ne kadar bir çözüm üretme konusunda bütün taraflar bir çaba ve gayret gösteriyor olsa da ama belli bir sonuç var ki Türkiye asla S-400'lerden geri adım atmayacağını bu konuda yapılmış bir anlaşmanın ödenmekte olan bir ödeme takviminin mevcut bulunduğunu ve S-400'lerin mutlaka alınacağını. Bir diğer yandan Patriotlar konusunda Amerika'nın sunmuş olduğu bazı yeni teklifler gündemde ama bu teklifler Türkiye tarafından ciddi bulunmuyor ve hepsinden de öte ABD bir taraftan da F-15'lerle ilgili olarak
pardon F-35'lerle ilgili olarak bir takım yaptırımlar uygulama cihetinde bulunuyor. Bir yandan yaptırım uygulamak ve bunların yedek parçalarını geri sağlamak veyahut da göndermek hususunda bir takım kararlar alırken, bir diğer yandan da pilotlarımızın oradaki eğitimleriyle ilgili olarak sürecin devam etmekte olduğunu ifade ediyor. Arkadaşlar, yarın bir gün bu konuda nasıl bir açıklama gelecek bilmiyoruz. İnanınız ki Türkiye cephesi son derece kararlı duruyor. Bir taraftan da Amerika sanki bir çözüm üretmeye çalışıyormuş gibi bir çaba gösteriyor ama göstermiş olduğu çabaların hiçbirisi Türkiye tarafından kabul edilebilir niteliklere ve özelliklere sahip olmadığından dolayı olay gittikçe daha girift, daha karmaşık bir hal almaya başladı. Yakın zamanda tahmin ediyorum ki, önümüzdeki kısa süre içerisinde tahmin ediyorum ki bu konudaki gerginlik biraz daha büyüyecek ve bu konuda her iki taraftan da biraz daha kararlı ve sert söylemler olacak. Sonuç ne olur bilmek mümkün değil. Yani Türkiye'nin bu S-400'leri alması, aldıktan sonra kullanmaması şeklinde bir çözümle, bir de Patriot alımı gibi bir durumun olması, bu kez Türkiye-Rusya arasında önemli bir gerginliğin oluşmasına ve Türkiye-Rusya ikilisinin Suriye veya Orta Doğu konusundaki bir takım işbirliklerinin sekteye uğraması gibi bir tablo ortaya çıkacak. Yani arkadaşlar, lafın özeti, aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık misali, Türkiye ABD ile Rusya arasında ne yapıp ne edemeyeceği konusunda bir ikilem içerisinde kalmış vaziyette. Mümkün olduğu kadar Rusya ile yapmış olduğu anlaşmaya sadık kaldığını ve kalacağını ifade ederken, diğer taraftan da ABD'den bir geri adım bekliyor. Tabii ki ABD de Türkiye'den bir geri adım bekliyor veya NATO müttefikleri adına bir geri adım bekliyor. Ama Türkiye'nin ana iddiası şu: 1945'lerden beri ben NATO üyesiyim ve bu süre içerisinde bir NATO üyesi olarak ben müttefik sıfatıyla her türlü görevimi yerine getirdim. Orta Doğu'daki birçok olaylarda askerimi gönderdim vesaire şeklinde. Bu bana yapılan ahde vefasızlıktır. Beni ciddi şekilde kendi istek ve niyetlerinin doğrultusunda özgür irademle karar verme yetkisinden beni veya imkanından beni yok etmeye, arındırmaya, geri adım atmaya, mecbur bırakmaya çalışıyorsunuz. Ben özgür bir ülkeyim demeye getiriyor. Tabii ki bu bir diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız bugün yapmış olduğu bir açıklamayla dedi ki, hiçbir ülkenin, hiçbir dış devletin Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek gibi bir hakkı, yetkisi olamaz. Bunu birçok geniş anlamda almak lazım. Bir yandan seçim sonuçlarıyla ilgili olarak yabancı kaynaklardan gelen, hala neden bu seçimlerin sonuçları belli olmadı şeklindeki söylemler ve bir diğer yandan da Türkiye'nin savunması ve sanayisiyle ilgili olan konularda, savunma sanayiyle ilgili olan konularda ülkesinin istikbalini koruyabilmek hususundaki bir takım tavır ve davranışlarında bir başka ülkenin icazetine mecbur kalmaması ve kalmayacağı yönündeki kararlılığı. İşte arkadaşlar, bu belirsizlikler öyle bir tablo yaratıyor, öyle bir dengesizlik yaratıyor ki piyasalar bir yandan, özellikle dolar TL adına konuşuyorum, bir yandan şu an seçimlerin sonuçlanmış olması ve önümüzdeki süreçte nasıl bir ekonomik çözüm, nasıl bir ekonomik platform oluşacak ve bu ana kadar oluşan ve bundan sonra önümüzde çözüm bekleyen ekonomik sorunlarımızın ne şekilde sonuçlanabileceği ve çözüme kavuşturabileceği konusunda bir an önce bir çözüm, bir strateji beklerken, ancak biz hala seçimi o mu kazandı, bu mu kazandı gibi konular ile alakalı durumdayız. Şu anda arkadaşlar, Türkiye'nin, bürokrasinin gündemi tamamıyla seçim odaklı bir vaziyette. Sanki tek konumuz, tek problemimiz İstanbul'daki belediye başkanının kim olacağıyla sınırlıymış ve buradaki ismin netleşmesiyle bütün problemlerimiz ve sorunlarımız çözüme kavuşacakmış, halk refaha karışacakmış veya kavuşacakmış ve Türkiye'nin önümüzdeki yakın vadede ödemek mecburiyetinde olduğu milyarlarca lira dolar borcunu ödenmesi konusunda bir çare üretilecekmiş gibi mevzu sadece tek bir noktaya getirilmiş durumda. Sevgili arkadaşlar, belirsizlik diyoruz, uygulanan stratejideki yanlışlıklar diyoruz ve bütün bunların paralelinde piyasanın içinde bulunduğu güvensizliğe bağlı olarak özellikle dolar TL konusunda yerleşik halkın alımlara devam etmesi ve bir diğer yandan da
yabancının da bir şekilde dolara yönelik ilgisini devam etmesi ve 5.50 üzerine oturmuş ve 5.55 aşağısına gelmek istemeyen bir dolar seyriyle karşı karşıya bulunmaktayız. Arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz kırmızı ve beyaz hattımız uzun zamandan beri sizlerle paylaşmış olduğum bir grafiktir. Bu grafiğimizin alt bandı artık 5.50 seviyesine, yani önemli destek noktası olarak 5.50 seviyesine ulaşmış durumda. Üst bandımız ise 5.64.50 seviyesine ulaşmış durumda son kapanış ifadesi durumuyla. 5.62 seviyesinin çok önemli bir direnç noktası olduğunu ve 5.62 üzerinde 2 kapanış yapmak şartıyla bu tablonun dolar TL adına bir vites artırma anlamına, hareketini ve yükselen eğilimini biraz daha kuvvetlendirme anlamına gelebileceğini sürekli olarak ifade ediyorum. Ancak bir türlü biz dolar TL'de 5.62 üzerinde 2 tane üst üste ard arda kapanış yaşayamadık. Bugün itibariyle dolar TL'nin 5.62 üzerinde bir kapanış yaptığına tanık olmaktayız. O halde arkadaşlar, 5.62 üzerindeki kapanış pazartesi günü itibariyle de devam edecek olur ise artık biz önümüzdeki hafta için, bu yeni gireceğimiz hafta için dolar TL'nin 5.85-5.90 bölgesine doğru bir hareketlenme yaşama ihtimalini gündeme getirebiliriz. Zaten şu bölgede ve şu bölgeden gelen trendler bir daralan üçgen, bir sıkışma olduğunu ifade etmekte. Sanki bir yayın sıkışması, bir spiralin sıkışması gibi bu durumda bu sıkışmanın ardından yukarı yönlü bir patlamanın, bir atağın olma olasılığı teknik anlamda mevcuttur. Ancak tabii ki bunun gününü ve saatini net bir şekilde söyleyebilmek mümkün değildir. Ama bugün itibariyle haftanın 5.62 üzerinde kapanış yapmış olması ve önümüzdeki haftanın ilk günü itibariyle yine 5.62 üzerinde bir seyrin olması ve bu seviye üzerinde bir kapanış olması dolar TL için önümüzdeki hafta adına son derece hareketli ve yukarı yönlü hareketli bir tablonun söz konusu olması anlamına gelebilecektir. Sevgili arkadaşlar, önümüzdeki haftaya yönelik olarak pivot seviyemiz 5.60 seviyesi olarak belirlenmiş durumda. Zira 5.58-5.60 bölgesi zaten bizim için önemli bir destek bölgesi konumunda idi. Ama önümüzdeki hafta itibariyle 5.60 aşağısına gelinmeyen bir seyir hakim olur. 5.60 seviyesi net bir destek olarak çalışır ise bu durumda ilk pivot direncimizin 5.75 olabileceğini görmekteyiz. Yani 5.60 üzerinde kalındıkça ve özellikle 5.62 olarak vurgulamış olduğum önemli kanal direncinin üzerinde kalındıkça nereye kadar ilk anda bir yükseliş yaşanabilir? Bu tepki veya bahsettiğim o daralan üçgen veya sıkışma ilk tepkisini hangi noktaya kadar verebilir? Sorumuzun yanıtını 5.75-55 seviyesi vermekte. Bu önümüzdeki hafta geneli için olabilecek olan bir hesaplamadır. Pivot sistem gerek saatlik, gerek günlük, gerek haftalık, gerek aylık bir takım hesaplamalar yapabilmekte. Ben sizlere şu anda önümüzdeki haftaya yönelik olarak pivot sistem hesaplarını vermekteyim. 5.75 seviyesine kadar bir atak olabilir. 5.75'e yaklaşımlarda bir zorlanma söz konusu olup 5.70 seviyesine doğru geri dönüş ve 5.70 seviyesinde dengelenmek, konsolide olmak isteyen bir eğilim söz konusu olup 5.70 destek olarak yapıldığı şey ve 5.70 seviyesinin destek konumuna getirildiği şeklinde bir izlenim oluşmasıyla birlikte alımların tekrar artmak suretiyle bu kez 5.75 direncini de aşmak suretiyle 5.85'lere kadar devam etme olasılığı pivot sistem tekniği tarafından hesaplanmış bulunmakta. Sevgili arkadaşlar, eğer ki 5.85 seviyesi de aşılacak, geçilecek ve bu seviyede destek konumuna gelecek olur ise bu durumda 6 seviyesine doğru bir atak mümkün olabilir görülmekte. Ancak bir kez daha ifade ediyorum ki bu seviyelerin mutlak surette milimetrik olarak görülmesi gibi bir garanti, bir kesinlik asla mümkün olamaz. Böyle bir ifadede hiçbir şekilde bulunamaz. Ben diyorum ki eğer 5.75'e yakın oluşan bir atak, bir yaklaşık olduğunda bir zorlanma söz konusu oluyorsa 5.70'lere doğru bir geri dönüş olabilir. 5.75 aşıldıktan sonra da 5.85'lere kadar bir yükseliş söz konusu olabilir ilk etapta. Fakat burada da bir zorlanma söz konusu olduğunda bu kez bu zorlanmanın ardından tekrar 5.75'lere geri dönüş olabilir. Sizler eğer bu seviyeleri bilirseniz bu durumda belli hangi noktalarda zorlanmaların olabileceğini, hangi seviyelerin bir viraj gibi
dikkatle izlenmesi gerektiğini bilirseniz bu durumda belki biraz daha bilinçli hareket etme imkanınız olabilir. Kısa vadeli işlemler yapan arkadaşlarımız itibariyle bu seviyelerdeki gelişmeler en azından bu seviyelere ulaşımlar belki bir fırsat olarak değerlendirilebilir diye bu seviyeleri vermekteyim. Genel anlamda dolar TL'deki yükseliş eğilimi ve trendi devam etmekte ve Reuters'ın yapmış olduğu bir açıklamaya göre dolar TL'nin işte önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde 6.25'lere kadar bir yükseliş potansiyeli olduğundan bahsediyor. 6 aylık süre içerisinde 5.90'lara kadar bir yükseliş potansiyeli olduğundan bahsediyor. Ve Nisan ayı itibariyle ise 5.60'lar civarında bir dengelenme olabileceğini tahmin etmekte. Yabancı kurumlarında görmekte olduğunuz gibi önümüzdeki sürece yönelik olarak doların TL karşısında güç kazanabileceği veya TL'deki değer kaybının devam edeceğine yönelik kanaatleri de şu anda hali hazırda eskiden olduğu gibi veya son dönemlerde olduğu gibi aynen güncelliğini korumakta. Sevgili arkadaşlar, haftalık bazda kritik olan değerlere sizlere ifade ettim. 5.60, 5.75, 5.85 ve 6.01. Ben tekrar günlük grafiğime geri dönmek istiyorum. Pazartesi günü için hangi seviyelere dikkat etmek gerekir sorumuzun yanıtı ise 5.61.90, 5.62 üzerinde kalınmaya devam ediliyor ise bu seviye bir pivot desteği olarak kabul edilir. Böyle bir algıyla haftaya başlayacak olur isek 5.66 seviyesine dikkat etmeli. Bunun ardından 5.69 ve sonrasında ise 5.74 seviyesi pazartesi günü için özellikle dikkat edilmesi gereken seviyeler konumunda. Değerli dostlar, Türkiye'deki seçim belirsizliğinin yaratmış olduğu kararsızlık ve bu kararsızlığa bağlı olarak bunun bir bahane olarak görülmek suretiyle dolar TL üzerindeki yaşanmakta olan hareketlilik, bir diğer yandan S-400 konusuyla ilgili olan mevzunun yaratmış olduğu baskı ve tüm bunların paralelinde bir de dünya genelinde duruma baktığımız zaman dolar endeksinde yukarı eğilimli bir hareketin devam ettiğini, doların diğer para birimleri karşısında hatta güçlü para birimleri karşısında bile Japon yeni olsun, euro olsun bunlar karşısında bile bir değer kazanımı içerisinde olduğunu ve dolar endeksinin 97'ler sınırına ulaştığını ve bu sınırı da aşabilecek hatta 100 seviyesine kadar gidebilecek bir güçlülük içerisinde şu anki teknik tablosu itibariyle bulunduğunu söyleyebildiğimiz için aynı zamanda TL'nin zayıflaması, doların TL karşısında güç kazanması, dış etkenler bazından da baktığımız zaman bu durum bu sebepten ötürü de desteklenmekte. Dünya genelinde dolar Türkiye özelinin dışında değer kazanıyor. Sevgili arkadaşlar, şu an için dolar TL ile ilgili olarak söyleyebileceklerim bunlardan ibarettir. Bu hafta dolar TL için hareketli bir hafta olabilir. Uzun zamandan beri kırmakta zorlandığım 5.62 direncini artık kırdı ve bu direnci bir destek haline getirmek suretiyle yukarı eğilimini biraz daha istekli bir şekilde devam ettirebileceği bir süreç içerisine girmiş olabiliriz. Ana desteğimiz artık 5.62 olarak kabul edilmeli. 5.62 seviyesinin üzerinde pazartesi günü oluşabilecek olan kapanış sonrasında ama her türlü ihtimale karşı da yaşanabilecek olan geri çekilmeler özellikle S-400'ler konusunda gelecek olan bir çözüm olasılığı gibi bir tabloda 5.50 desteği önemli bir destek olarak kabul edilmeli. Zira bir kez daha belirteyim, şu görmekte olduğunuz yükselen kanalımızın alt desteği 5.49.90 yani 5.50 seviyesine yükselmiş bulunmakta. 5.50 seviyesi de önemli bir destek olarak yakından izlenmesi gereken bir seviye konumunda bulunuyor. Sevgili arkadaşlar, Viyop dolar konusunda ise yarın veya en geç pazar günü yeni haftaya başlamadan önce bir analiz aktaracağım. Merkez Bankası'nın pozisyon durumları, kârda mı, zararda mı ve genel olarak Nisan, Mayıs ve Haziran vadedeki Merkez Bankası'nın maliyetleri ve son kapanışlara göre kâr zarar muhasebesinin sizlere aktarmaya, bilgilendirmeye gayret göstereceğim. Aynı zamanda endeks konusunda da, BIST 100 konusunda da neler oluyor, neler bitiyor, son günlerde yaşanan önemli rallinin, önemli yukarı hareketin arkasındaki gerçekler ve hangi kurumlar tarafından bu rallinin desteklendiği konusunda
ve bu durumun akıbeti konusunda neler olabileceği konusunda bir endeks analizini de mutlaka bu yarın veyahut da en geç pazar gecesi itibariyle sizlere sunmaya gayret göstereceğim. Efendim şimdilik hoşça kalınız diyorum. İyi bir hafta sonu dileklerimle.